Başlatalım. Biz şimdi uyandık. Selamünaleyküm demeyeceğiz mi kız? Selamünaleyküm arkadaşlar. Senin videon sen konuş. O yüzden ben selamünaleyküm herkese. Günaydın. Bizler uyandık. Ve çok güzel, rahat bir şekilde uyuduk. Gerçekten de nerede nasıl uyuyacağımızı hiç anlamadan uykuya öyle bir dalmışık ki. Çünkü dün bayağı bir yorulduk otobüste falan. Eda Nur bize harika kahvaltı hazırladı. Hem Türk kahvaltısı bize seçimini verdi, hem Pakistan kahvaltısı seçimini verdi. Biz de bunu tercih ettik. Ama çocuklar yiyemiyor. Ya Frozen'in dünden beri çok karnı ağrıyor. Yani Karachi'nin suyuna alışması, hani havasına alışması biraz tabii ki de vakit alacak ama Ali Çakma çoktan bile alıştı. Evet, bakın Fatma sucuklu yumurta yiyor, peynir yiyor. Zeytin, peynir. Zeytin. Bir de ne sürmüş annesi? Ekmeğinin arasına ne sürmüş? Çikolata sürdük bir de. Çikolata sürmüş. Bak bir de şey de yiyor. Hurma da yiyor. Şimdi ben onlara kivi de dileyeceğim. Tabii ben yani, yine Muhammed Emre de Türk çayı içiyorum. Başladı bakın. Evet, Muhammed Emre de yiyor. Evet. Herkes kahvaltısını yapıyor. Froze peynir yemiyor yalnız. Çay da yaptık, sütlü çay. Evet, onlar sütlü çay içiyor. Ben normal bizim Türk çayını içiyorum. Evet. Yani her şey çok güzel, hamdolsun. Hiçbir eksiğimiz yok. Baldan tut reçele kadar, reçelden tut sandviç sosuna kadar. Tereyağıyla bal tut çocukları. Her şey yani, her şey var hamdolsun. Teşekkür ederiz Eda Nurcuğum. Ne demek? Şimdi biz İnşallah bu arada Hunif'le şey nereye gittiler? Düğün, onlar düğün davetiyelerini dağıtmaya gittiler. Ben kendimi gösteremiyorum çünkü başörtüm yok arkadaşlar. Evet. İnşallah biraz sonra dışarı çıkınca güzel güzel birlikte evet. Video çekeriz. Eda Nur'un dışarıya çıkma planı var. Ha, bugün dışarı çıkarız birlikte. Çıkacağız. Peki, kız kıza gezeriz. Yemek yapacağız yemeği. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben dün tavuk sote yaptım onlara. Pilav yaptım, cacık yaptım. Ama çocuklar gerçekten yemiyorlar Türk yemeklerini. O yüzden hangi yemeği yapacağım da bilmiyorum Neslihan. Çünkü hani ben yemek yapayım. Yani Türk yemekleri yapayım ama çocuk nasıl yiyecek? Onların tabii doyması da önemli şimdi. Ben hem Pakistan yemeği yiyorum hem Türk. Ondan dolayı ben Neslihan'a söyledim, hani sen çocukların için yap. Bu daha mantıklı olur. Evet, Neslihan'ın imtihanı. İmtihanı. Bakın ne güzel Ariç Fatma kivi yiyor. Ama Muhammed Emre yemiyor. Muhammed Emre. Muhammed Emre gel buraya. Muhammed Emre. Sonra çocuklara hiçbir şey yedirmiyorsun. Akşam sen Türk yemeği yaptın. Önlerine et koydun. Arkadaşlar size net söylüyorum. Yani söylemesi ayıp. 1,5 kilo kanat pişirdim onlara. Koydum her birine 3'er tane koydum. Sen kaç tane koymuştun dün çocukların yemeklerini? 2'şer sen... tane koydum. 2'şer tane yemediler mi koydun? Hiçbir şekilde pilav ne vardı, sade pilav yediler. Vardı, salata vardı. Evet, salata yemediler, cacık yemediler, pilav yemediler. Sadece ekmek yediler, o da roti olduğu için. Eti nasıl yediler peki, böyle parça parça koparıp yediler? Parça parça koparıp ilk minit. İlk minit baby. Ne diyor Neslihan? Ne diyor? Ya? Bir şey anlatıyor. Bir olay. He, tamam. İşte yemiyorlar. Zaten şu an hiçbir şey yemediler. Sadece sütlü çay içtiler. Bakın ben onlara reçel koydum. Tereyağı, bal koydum. Sucuklu yumurta yaptım. Ekmek böyle kızarttım. Ama en çok Ariç Fatma Türk yemeklerinin tadını sevdi diye düşünüyorum. Zeytini o da kahvaltısını sevdi. Zeytin. Mehmet'im neydi herhalde? Evet, şu anda bizler kahvaltımızı yaptık. Gerçekten de çok güzel bir kahvaltı örneğin oldu. Örneğin üstünde. Evet. Yazmam da başta çünkü ben aşağı ineceğim şimdi. Çocukları yukarı çıkardım biraz. Muhammed Emre. Muhammed Emre. Çocuklar oynuyorlar. Eda Nur'un en sevdiği ayıcığı. Hayır, üstüne çıkma aşkım. Ne adı? Pikachu. Kimseye vermiyormuş genelde ama benim çocuklarıma verdi yani, sağ olsun. Televizyon açtık bu arada, televizyon da kafamız kadar çok büyük. Evet. Bu taraf hala da şey tadilat olacak. Buraya ünite gelecek, perdeler değişecek. Daha sonra buraya şeyler falan. Bu taraf giyinme odası. Şurası yatak odası. Benim yatak odam. Buraya falan şeyler gelecek. Neydi onun adı? Bu halının dizaynında tablolar. Tablolar mı? Ha? Burayı da buradan buraya kadar ünite yaptırmayı düşünüyorum ama hangi renk yaptırayım? Ben siyah düşündüm. Siz yorumlara siyah çok şey olur, tozlanır burada, siyah yapma. Ya gri renk olsun bak biraz.
bir yorumlar yazsınlar. Buraya hangisi iyi olur? Şuraya acaba? Bir göstereyim. Yani hangi renk daha iyi olur? Bir de perdeyi nasıl yaptırayım? Perdeyi aşağıdaki gibi mi yaptırayım yoksa benim yatak odamla? Onlar yatak odayı görmediler değil mi? Yok. Bir yatak odanın perdesini. Göstereyim mi yoksa sonra mı göstereyim? Tamam sonra da. Tamam sonra göster. Şey yaparız. Ekran. Ay, neyse. Yazsınlar hangisi daha güzel. Tamam yazın siz hangisi daha güzel. Hangi renk? Evet bizler hazırlandık. Mama. Evet hazırlandık. Eda Nur'un şu güzelliğine bakar mısınız? Ya öyle Mama. Evet Muhammed Emre de hazırlandı. Mama. Gülüyor evet. Ya. Biz parka gidiyoruz şimdi. Parka gidiyoruz. Biraz kızlar da hazırlandı. Durun şimdi göstereceğim size. Değil mi? Evet. Çocuklar da böyle. Hava çok sıcak gerçekten de. Sen kilitledin değil mi kapıyı? İyi tamam. Çok sıcak hava. Eda Nur ablaları saçlarını da yaptı bakın. Evet bakın saçlarını ne güzel yaptı. Evet çok güzel evet, oldu. Fatma'nınkini böyle yaptım. Firoze'nkini böyle. Evet. Muhammed Emre de burada. Muhammed Emre'yi yapmadım. Çünkü o kız değil. Ona daha yapamayız zaten canım. O erkek. Bu arada biraz siteyi göstermek istiyorum. Çok güzel bir site. Tertemiz özellikle de. Burası bayağı bir büyük. Yani yolları otoban yolu gibi. Akşam biz gezdik de ben fark ettim. Otoban yolu gibi kocaman. Bakın evlere bakın. Burası çok güzel. Sen büyük. Hani hiç bizim Türkiye'deki Tokiler gibi değil. Yok yok Toki gibi asla değil. Zaten burası yani. Özel site olduğu için Eda. İlçe. Burası bir ilçe gibi. Baksanıza ne kadar güzel böyle bir sürü yaprak. Ay, böyle çiçek. Bizimkiler de bir an önce büyüse de böyle olsa. Benim bahçemde çiçekler vardı ama böceklendiği için çıkarttırdık hepsini. Eda Nur bu arada çok güzel değil mi? Hazırlandı böyle çok güzel gözüküyor. Kızlar seçti kıyafetlerimi. Kızlara evet seçti. Kızlara seçtirdi. Kızlar da onu çok sevdi Eda Nur'u. Burası mı hemen? Burası yakınmış. Ben de uzak diye düşündüm kız. Çok uzak değil dedim ya. Şurası bak market. Bakın kocaman market. Şurası içeride zaten bir sürü marketler var. Biz de şuradan ekmek falan alıyoruz. Tabii dün akşam buradan aldık biz değil mi? Ama ekmek bir görseniz ev ekmeği değil yufkaya benziyor. İncecik ekmek ve lezzetliydi gerçekten de. Şimdi o zaman markete gidelim. Ne alacaksan yani, al. Markete gideceğiz. Bir şeyler alacağız atıştırmak için. Arabalar gelir. Sonra o zaman gösteririz ne aldıysak. Evet, olur mu? Öyle oturacağız parkta. Tamam. Ben aslında abur cubur yemek istiyorum ama çocuklar var. Çocuklar zaten her gün yiyorlar. Yapacak bir şey yok. Almamızda da bir sıkıntı olmaz herhalde. Olmaz. Hadi. Yiyorlar zaten. Hadi o zaman girelim markete. Evet, parka geldik biz. Bu arada hava çok güzel. Çok güzel bir fikir düşündüm gerçekten parka gelmekle. Merhaba Ariç Fatma. Merhaba Muhammed Emre. Tamam orada şey de var. Bir 5 dakika oynasınlar. Evet. Aferin. Hava da gerçekten tam piknik havası. Hadi bakalım nereye gidiyorsunuz siz böyle uçup? Çelik ağacın içe. Çelik mi durur? Bu taraf çelik. Ağacı Muhammed Emre. Hadi bakalım. Biraz o tarafa gidiyoruz da. Bu arada kızlar ne kadar tatlılar maşallah. Tatlılar. Evet. Güzel yani tatlı çocuklar. Evet şimdi Neysel çocukları oynatıyor. Ben de onları çekmek istedim. Neysel el salla video çekiyorum. Ben onları biraz çekmek istedim. Böyle biz de böyle bir şeyler falan yedik. Şimdi ben çöpleri poşetleyeceğim. Sonra dışarı atacağım. Çocuklar da oynayacak. Sonra eve gidip yemek yapacağız. Ariç Fatma kargayla kavga ediyor ki oradan çık. Biz kayacağız diye vuruyor vuruyor. Karga şey yapmıyor. Gitmiyor oradan. O yüzden çocuklar bakayım ne yapacak. Ha çıktı. Neslihan 5 dakika oturmadı ya. 5 dakika oturmadı. İşte ben bekar olduğum için ben böyle oturuyorum. 3 çocuk annesi. Eda neden maşallah. Elektrik çarpıyor bu kaydıraklarda? Sürtünüyor ya. Sürtünmeyle birlikte açığa çıkanısından şey oluyor. Elektrik ortaya çıkıyor. Aynı böyle balonu kafana sürtüyorsun ya Neslihan öyle düşün. Kinetik enerjiden.
Neslihan hala çocuklarla uğraşıyor. Evet, biz çok güzel oturduk. Çocuklar oynadılar. Sohbet ettik Eda Nur'la beraber. Sohbeti bir aldık. Aradan 3 saat geçmiş. 3 saat gerçekten abarttık biraz ama olsun. Şimdi de bu arada eve gidiyoruz. Neslihan bize korma yapacak. Ben kormayı evet. Çok seviyorum. Eda Nur diyor ki kendi ellerine yap. Ben de dedim ki tabii ki de ben yaparım sen istiyorsan. Evet. Bu arada Eda Nur'cığım teşekkür ederiz. Böyle temiz bir hava almış olduk. Gerçekten çok de iyi geldik. Böyle ağaçlar olunca oksijenler. Bir de ben şu ağacı çok seviyorum. Ben bu ağaç hangi benim ağacı? Ağacım. Bu ne ağacı? Ya bak. Uzun ben, uzun bu ne? İşte ben bunu bilmiyorum. Bunun içinden bir şeyler çıkıyor. Bu galiba kuruduktan sonra yiyiliyor. Bizim evde vardı kurutulmuşu. Şimdi ne bunun adı? K ile başlıyordu da unuttum. Vallahi bilmiyorum. Bizim evde ki. Var herhalde kurutulmuşu. Bu galiba. Gösteririm. Tadı böyle çok ekşimsi bir şey. Ama güzel. Bu kuruduktan sonra yiyiliyor böyle içinde. Şey falan oluyor. Çiğ. Bunun oluyor. Adını bilenler lütfen yoruma yazabilir mi? Evet. Oradan öğrenelim. Çünkü. Evet, o K'yle zaman gidelim. Başlıyordu. Gitmeden önce domates, soğan alacağız. Domates alacağız. Yani ne lazımsa sen söyle marketten alacağız. Tamam, korma şeyi için. Evet. Baharatları falan. Korma bunlar alacağız. Lazım. Hala daha zaten eşimle Rana da gelmedi. Onları da ararız artık ne zaman gelecekler. Pide mi olacak yanına? Hı hı. Tamam. Onda onlar gelirken alır ya da biz giderken alırız. Şöyle. Tamam olur. Ama tamam. Bence biz yapalım. Onlar sıcak sıcak kalsın. Sıcak sıcak. Evet yani. Tamam. Çok hadi o zaman çıkalım markete gidelim. Evet şimdi evimize gidiyoruz ve giderken sizlere buradaki marketleri göstermek istedik. Muhammed Emre kucağımda olduğu için Eda Hanım sağ olsun bana çok yardımcı oluyor. Burası pas bana el ele tutuşuyor. Burası, bakın pasta çeşitleri burada hemen fotoğraflarda evet. Gözüküyor. Burası pas. Ve çok lezzetli gözüküyor gerçekten de. Güzel gözüküyor. Burası yine Merhaba bir market. Merhaba süpermarket. Merhaba süpermarket. Merhaba, hoş geldiniz. Bence biz bu... Buraya mı gideceğiz? Buraya gidelim çünkü diğer yerdeki şey, domatesler güzel değildi. Market yok. Gelin kızlar. Ozan. Burada. Evet, burada ne gördük size de gösterelim. Şöyle saksılarla beraber çocuk dekoru yapmışlar sanki evet. Kutluya gibi. Çok gömlek, güzel. Kol, şey, pantolon, ayakkabı çok güzel gözüküyor. O yüzden evet. Göstermek istedik. Bir de bu villanın bahçesi çok büyük. Benim bahçem sadece şöyle şu kadarı var. Bunun arkası da var. Hadi. İşte Neslihan benim kapıma ektiklerim de böyle zaten. Bunlar bir de mı? Burada gün batımını göstereyim. Bu yolu ben çok seviyorum. Çünkü burada güneş batınca size de göstereyim. Şöyle çok güzel oluyor. Bayağı bir böyle bir güzel oluyor. Şimdi burası böyle kıpkırmızı olacak bu yol. Aşırı şekilde güzel. Bak zaten şimdiden batmaya başladı bile. Evet insanlar bu arada. Biz de artık yorulduk değil mi? Sabahtan beri dışarıdayız. Yani 3-4 saat oldu. 4 saat oldu. Biz de şimdi dışarıdayız. Benim de evim hemen zaten şu tarafta. Oraya gideceğiz. Neslihan bize yemek yapacak. Evet. İlk önce Muhammed Emre'yi bakalım. Uyutacağım. Evet. Sonra yemeğe başlayacağız. Evet sonra evet, Neslihan yemek yapacak. Biz eve geldik. Çocuklar parkta akıllı durdukları için ödül olarak dondurma yiyorlar. Efroze mangoluyu tercih etti. Eriç Fatma da çikolatalıyı tercih etti. Muhammed Emre burada. Tabii çocuklar oyuncakları buralara koydular. Ben şimdi buraları biraz toparlayacağım. Neslihan da mutfakta, o da yemek yapıyor. Evet arkadaşlar, korma yemeğimiz hazır. Güzel gözüküyor gerçekten de. Tadı evet. Da güzel oldu. Şimdi biz Eda Nur'la beraber yoğurt ve çocuklarla yoğurt ve ekmek almaya gidiyoruz. Sonra da film keyfi yapacağız. Film keyfi. Bugün ne izleyeceğiz? Kızılcık şerbeti izleyelim ya. Çocuklar nasıl izleyecek onu? Önce çocuklar için. Doğru. Animasyon. Önce çocuklar için sonra onlar uyuduktan sonra biz izleriz. Onlar uyuduktan sonra biz kızılcık şerbeti izleriz. Tamam olur o zaman. Şimdi biz dışarı çıkıyoruz. Hoşçakalın. Evet bizler yemeklerimizi, soframızı hazırladık. Şimdi yemek yiyeceğiz. Erkekler yok, onlar çok geç kaldılar. Düğün yemeği, ondan sonra düğün davetiyelerini falan dağıttıkları için çok geç oldular bugün. Evet. Şöyle. Onlar dışarıda yiyecekler. Neslihan korma yaptı. Evet. Bakalım nasıl? İnşallah bakalım. Güzeldir.
suyumuz var. Ben ayrı ayrı koymadım çünkü çocuklar akşam ziyan ediyor. Normalde ben evime gelen misafire asla yemek yaptırmam ama onun 3 çocuğu var. Benim yaptığım yemekleri yemiyorlar o yüzden. Olsun canım, ben severek yaptım. Hem de sen denemiş olursun. Yani ama ben zaten senin elinden yemeği ben çok istiyordum. Hani çünkü lezzetli oluyor Pakistan yemekleri ama evime gelen misafire de biraz yemek yaptırınca kalbim rahat. Olur canım. Olur yani öyle şeyler. Bir de böyle bir içeceğimiz var ama alkolsüz arkadaşlar. Çünkü bu biraz şeyli görünüyor. Meyve suyu, üzümlü, bir de mangolu, evet. Karışık. Mangolu, bir de bunu deneyeceğiz. Bakalım. Bakalım. Nasıl oldu? Evet. O zaman bugünkü videomuzu. Daha güzel videolar gelecek. İnşallah. Sonra ben de haftaya kendi düğün vlogumu yükleyeceğim. Tamam. Şimdi, o zaman bugünkü videomuzu evet. Beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza, olmayın. Benim de kanalım var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Videolarla da çektim beni. Olsun canım. Sen her haline güzelsin. O zaman görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Gel.